Merhaba sevgili Feykocuğa. Dark Souls'un yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim. Bir önceki bölümde neler olmuştu hızlı bir şekilde hatırlamak gerekirse bir önceki bölümde Karakök diyecektim az kalsın. Matematiğe gitti aklım. Matematikte hiç iyi değilimdir. Bundan bahsetmiş miydim? Neyse. Bir önceki bölümde Karakök bahçesine gitmiştik arkadaşlar. Karakök bahçesinde ayışığı kelebeğini yenmiştik. Farklı düşmanlarla karşılaşmıştık. Daha sonra uzun zamandır bu köprüyü mesken edinmiş ejderhanın da işini bitirmiştik arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi geçmişte hatırladığımız bir yere gideceğiz ve oradan yeni yollar açacağız. Köprünün bu kısmında şurada yıkılmış olan bir heykel var. Eğer yanlış hatırlamıyorsam inancınız yüksekse buradan bir takım geliştirmeler veya büyüler elde edebiliyordunuz galiba. Tabii ben inanç basmadığım için sorun değil. Burada da başı ağrıyan, Karadeniz'de gemileri batmış olan arkadaşımız var. Burada da af dileyen bir arkadaşımız var. Evet, günahları için af diliyor. Şimdi burada yapacak herhangi bir işimiz yok. Buradan ayrılıyoruz. Burada bir kapı vardı. Burası şeye çıkıyor. Kiliseye çıkıyor arkadaşlar. Ben köprüden devam edeceğim. Gitmem gereken bazı yerler var. Köprüyü temizledim ve maceramıza hemen başlıyoruz arkadaşlar. Yani ejderi öldürmek biraz uzun sürdü. Geçen bölümde baktım gerçekten bayağı uğraşmışım. Ama onun dışında bu bölümde de yeni yerler açacağız. Umarım eğlenirsiniz arkadaşlar. Solayır kankama da bakmak istiyorum orada mı? Ya bu bölümde bir sürü yerlere gideceğiz. Aa, Solayır orada, tamam. Solayır'la ben konuştum mu daha önce? Kanka. Tamam. Keşke ben de güneş gibi göz kamaştırıcı olabilseydim diyor. Adam gerçekten güneşe aşık, kendi güneşini arıyor. Şimdi buradan gideceğiz arkadaşlar. Buradan ilerleyelim be. Önceden merdivenlerden böyle hızlı inmeyi de bilmiyordum. Bunu öğrenmiş oldum. Teşekkür ediyorum. Hemen ilerleyelim. 8000 ruhum var. Bunları iyi kullanmam lazım. Yeni yerlere gideceğiz. Bu arada şurada da bir kapı var. Burası yeni bir kestirme açıyor. Aslında kestirmeler çok önemli oyunda. Buranın açtığı kestirme şurası arkadaşlar. Oyunun başında bir yer vardı ya. 3 tane eleman vardı. Bir tane de şurada var. Tamam. Bir tane daha geliyor. Gelsin. Kestirmeyi göstermek için açtım size burayı arkadaşlar. Yani çok yürümeyelim diye. Kestirme şurası. Şu köprüde ateş atan adamlar falan vardı ya. Buradan şehrin alt kısımlarına inebiliriz. Ama düştüm sandım. Korktum yani. Buradan ilerleyelim arkadaşlar. Köpeklerle falan uğraşacağız. Onlarla da bir uğraşalım. Burada dediğim gibi veba falan olmuş. İnsanları yakmışlar galiba. Ama abi kanatacak galiba. Kanatma ulan. Pot içelim. Güç vermem lazım ki şu lanet olası kalkanı taşıyabileyim ya. Güç vereceğim bundan sonra level atlayacağım zaman. Hocam ölür müsün? Teşekkür ederim. Kanatma olayı gerçekten sıkıntı yani. Çoklu damage koyuyorlar kanatırlarsa. Başlayacağım köpeğine ya. Buradaki bir evleri inceleyelim. Buradaki evlerin birinde bir şey vardı. Ben bunu geç keşfettim. Kimse yok mu? Lütfen beni buradan çıkarın. Hiç kimse yok mu? Yardım edin, kapıyı açın. Lanet olsun. Bittim ben. Buraya nasıl düştüm? Evet. Eğer anahtarınız yoksa arkadaşlar anahtarı Uchigatana satan abiden alabiliyorsunuz. Eğer onu öldürdüyseniz anahtarı zaten düşürüyor. İki türlü de alabiliyorsunuz. Fiyatı 1000 altındı sanırım. 1000 ruhtu sanırım. Konak anahtarını kullandım. Ve buradan Grix'ti galiba. Mükemmel. Benim için kapıyı açtın. Teşekkür ederim. Kurtuldum. Hiç kurtulamayacağımı düşünüyordum. Ben Windhelm'den Griggs. Okulun büyücülerinden. Yardımın için sana minnettarım. Senin sayende yolculuklarıma devam edebileceğim. Evet. Şimdi bu adamı kurtardığımız için arkadaşlar bu adam Ateş Bağı Tapınağı'ydı sanırım. Oraya gidecek. Ve orada bu adamdan büyü öğrenebiliyorsunuz arkadaşlar. Yeteri kadar intelligent'ınız, bilginiz varsa, zekanız varsa bu adamdan büyü öğrenebiliyorsunuz. Bonfire'ın orada oturan bir tane eleman vardı. Hani herkesi izliyor demiştim. Bu adamdan bahsetmişti. Bu eleman ustasını aramaya gitmiş. Ustası da Büyük Şapka Logan. Lakin onu bulamamış. Burada tuzağa düşmüş. Şimdi yuvarlanalım. Şu varildeki adamı da çıkartalım. Bundan itemlar düşecek. Evet. Büyücü eşyaları düştü. Kesinlikle kullanmayacağım.
İlerleyelim arkadaşlar, burayı bir temizleyelim. Daha önceden burayı temizledim mi, temizlemedim mi? Gerçekten bilmiyorum. Bunlarla savaşmamız gerekecek. Gel bakalım. Evet, ikisini hallettim. Bu arada ejder benim uçuk atanımı bayağı bir yıprattı. Tamam. Burada yanlış hatırlamıyorsam insaniyet vardı. Bayağı kapalı olan yerler var. Oo, 3 tane. Hocam gelecek misiniz? Güzel damage vuruyorlar. Aa, önceden almışım, özür dilerim. Gittiğim yerlere gittim. Burayı temizlediğimi varsayıyorum ve buradan ilerleyeceğim arkadaşlar. Yakışıklı mı yakışıklı, sıkıntılı mı sıkıntılı bir abimizle karşılaşacağız. Çoğu kişi o boss'un zor olduğunu söylüyor ama lakin bana kalırsa o kadar da zor değil aslında. Of, bu hırsızlar da sıkıntı. Oo, abi yuu. Bu neydi? Çüş. Kalkana ihtiyacım var benim ya. Kanatıyorlar, anamızı ağlatıyorlar ya. Bu nedir abi? Bir kere daha deniyorum arkadaşlar. Umarım bu sefer geçebileceğiz yani. Kalkan takamamam gerçekten benim için büyük bir eksi. Lanet olası köpekler. Of. Who let the dogs out? Vuh. 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 Who let the dogs out? Öl. Tamam. Geriye gitmemize gerek yok. İleriden ilerleyeceğiz. İleriden ilerleyeceğiz. Evet. Burada hırsızlar var. Bunlarla kapışmamız gerekecek. Gel bakalım. Tamam, birinin işini bitirdim. Oo, 3 tane ne ağrı oldunuz be. Tamam. Hırsızları kestik arkadaşlar. 10.000 ruh. Kof hırsızın bilmem nesini bulduk. İlerlemeye devam edelim. Buraları bir temizleyelim. Kendisine getirelim buraları. Her şeyi almıştım. Varilin içinde bir adam vardı. Onun eşyalarını almayı unutmuştum sanki. İlerlemeye devam ediyorum. Burada yine üstümüze atlayacak bir sürü şey çıkacak. Hayda. Orada bir eşya var bak, onu almayı unutmuşum. Varili kırmışım ama. Tamam, köpeğin işini bitirdik. Hırsızlar var da. Gelin abi. İkinci bir köpek mi? Gerçekten mi? Pot içmem lazım. Pot içelim arkadaşlar. 7 tane potum kaldı. Orada bir tane daha hırsız var. Bunun da işini bitirdik. Umarım daha fazla düşman yoktur. Çünkü boss'la karşılaşacağız. İtik Binamevta'nın büyük ruhu. Benim gibi kalkan taşımıyorsanız boss'ta biraz sıkıntı yaşayacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Boss'a da girmeyip buradan ilerleyebiliyorsunuz. Lakin benim boss'a girmem gerekiyor. Kalkan olarak kullanabileceğim herhangi bir şey var mı? Sanırım yok. İki elle tutmam gerekiyor. Bir eşyayı şu an geçmiş olsun. Bu boss beni uğraştıracak çünkü kalkanım yok. Of abi, bu nasıl bir demek? Abi, yuh. Hiçbir şey yapamadım. Kaç. Ya of abi, bu neydi ya? Bu neydi abi ya? Kalkan lazım. Kalkan taşıyamıyorum. Başka silah mı kullansam acaba? Köpekleri var bir de, rahat bırakmıyorlar ki, ilerlemem gerekiyordu. O kadar yani, diğer karakterlerimde o kadar zorlandığım bir şey değildi bu keçi boynuzlu şeytan. Bir kere daha deneyeceğiz, yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, bir kere daha deniyorum. Bu sefer kalkan ve zırh kıran isimli bir kılıçla gireceğim. Kendimi koruyana kadar köpekleri öldürmem lazım. Ondan sonra şunları bir alayım. Of abi, bu ne? Aa, arkamda ya, git. İstediğim noktaya çıkamadım. Lanet olsun. Abi, gider misin? Alan çok sıkışık.
Ya git işte be, git işte be. Kes şu lanet köpekleri. Of, yine öldük abi. İnanamıyorum ya, inanamıyorum ya. Çok sıkışık abi. Ben ne yapayım ya? Ne yapayım ben abi? İnanamıyorum ya. Köşede gank plank yaptılar bana ya. Allah'tan boss'a kolay dedik. Anasını satayım ya. Gerçekten kolay demeseydim bu kadar uğraştırmazdı bence beni. Hayda, sıkıştın mı? Abi sıkıştık. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Abi şeylerimi alamadım. Hayvan, hayvan, git, 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 git. Of, gitti. Bütün ruhlarım gitti ya. Abi ben inanamıyorum ya. İnanamıyorum. Böyle sıkıştırma ya. Çok küçük alan abi. Ben ne yapayım bunda? Abi ağlayacağım. Gerçekten ağlayacağım. Şaka gibi ya. Abi yine Uchi Katana'ya muhtacım çünkü diğer kılıçla hasar veremiyorum. Bütün hasarı Uchi Katana ile veriyorum. Umarım ölmeyiz. Kaç abi, geri kaç, geri kaç. Bu ne? Abi sıkıştırmayın. Sıkıştırmayın ya. Ne yapayım abi ben ya? Delireceğim ya. Yine deniyoruz arkadaşlar. Tabii ki de bıkmadık, yılmadık. Bir kere daha deniyorum. Şuraya çıktım mı tamamdır. Of. Hayvan mısın abi? Potiç. Ayı ya. Git. Hoşt. Ha, orada takıl. Sonsuza kadar takıl. Ha o. Of. Bu ne demek? Seni tanımak istiyorum. Buraya gelemez bence. Buraya gelemezsin değil mi? Yazık. Abi nasıl kafasına vuramadık? Of. Gider misin? Ağlıyorum şu an. Kafasına nasıl vuramadık oradan ya? Yuh. Abi nasıl vuruyorsun ya? Nasıl vuruyorsun? Gevur gibi ya. Gevur gibi vuruyorsun. Hayvan gibi şey yapıyorsun ya. Kimi ağza giriyor, kimi ısırıyor, kimi kan kaybına uğratıyor. Tut. Aa, bu sefer demecedik. Demecedik. Atlayacak. Güzel vuruyor. Kabul edelim. Of, çok güzel bir damage. Öl, tamam. Bu kadar oyun yeter, bu kadar eğlence yeter. Derinliklerin anahtarını aldık arkadaşlar. O zaman derinliklere inme zamanımız gelmiştir. Herkese geçmiş olsun. 3 tane Estus'um kaldı. Bu biraz sıkıntı olabilir. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Tut bakayım oğlum. Hop küm. Öyle uzaktan şuriken atmakla olur mu lan? Ne biçim ninjasınız siz? Şimdi arkadaşlar yapacağımız şeyi söylüyorum. Yapacağımız şey derinliklere inmek. Artık derine ineceğiz. Derinliklerde neler varmış onu göreceğiz. Lakin derinliklere inerken şuradan derinliklere inebiliriz. Ama ondan önce ben bir Estus toplamaya gideceğim. Ve geri döneceğim arkadaşlar. Buralara gelmiştik zaten önceki bölümlerde. Ben buraları algılayamamıştım o zaman. Yani şimdi her şey rayına oturmaya başladı. Şu an Estus alıp geri dönmem gerekiyor. Biraz oyalanacağız, kusura bakmayın. Boss zaten bizi yeterince oyaladı. Kesip devam etmek isterdim. Ama sürekli kesmek de beni yoruyor açıkçası. Yani biraz da konuşayım istiyorum.
Derinlikler oldukça tehlikeli derinliklere de gitmiştim arkadaşlar ve orada yine oldukça tehlikeli olan bir boss var. Onunla karşılaşmamız gerekecek. Derinlikleri tanıyacağız. Orayı temizlemeye çalışacağız. Yani oyunda güzel ilerledik. Derinlikler biraz mide bulandırıcı bir yer. Evet, oyunun en başına döndük. Dark Souls'un en güzel yanı şu. Yani mesela Pokemon'da şöyle bir olay var. İşte bir Pokemon'unuz 100 level oldu. Route 1 artık sizin için şey bir yer, güvenli bir yer. Size zarar veremezler. Ama Dark Souls öyle değil abi. Yani hiçbir yeri hafife alamazsınız. Yani her yerin bir bulmacası var. Her yerin kendisine göre bir gizemi var. Yani 100 kere geçseniz de bir yerden orada ölme şansınız halen daha var. Yani diğer çoğu oyunda bu yok ne yazık ki. Hemen Estus olacağım. Buraları zaten temizlemiştim. Estus'umu alıyorum ve gidiyorum arkadaşlar. Seviye atlayabiliyor muyum? Evet. Güce vermem gerekiyor belli bir seviyeye kadar. En azından kalkan taşıyabileyim. Kalkan almazsam sıkıntıya düşüyor işler. Öl bakalım. Abi, uğraştırma sen de öl. Şimdi derinliklere gideceğiz arkadaşlar. Bakalım derinliklerde nelerle karşılaşacağız. Evet, yanlışlıkla backstab atma keyfi. Tamam. Buraları hızlı bir şekilde temizliyorum ve derinliklere doğru yolculuğumuza çıkıyorum arkadaşlar. Bakalım umarım çok fazla ölmeyeceğim bir macera olur. Kanalın en az izlenen serilerinden biri dediğim gibi Dark Souls ama ben oldukça eğleniyorum. Benim için bir mahsuru yok. Bu seriyi bitireceğim. Ama uzun sürecek. Dark Souls o kadar kısa bir oyun değil. Tamam, bunu da temizledik. Sen de öl bakalım. Beni uğraştırmayın. Görüşürüz abicim. Tamam, bütün düşmanlarımızı temizledik. Şimdi aşağı doğru gidebiliriz arkadaşlar. Derinliklerde bizi bekleyen tehlikelerle savaşacağız. Burası değil. Buradan devam ediyorum. Her yer birbiriyle bağlantılı. Derinliklerde laneti kaldıran bir şey almam gerekiyordu. Neyse lanetlenirsem geri döneceğim artık. Yapacak bir şey yok. Gerçi bu teyze de satıyordu da pahalıya satıyordu ya. Aslında bir tane alayım en azından. Şu ruh falan toplayayım arkadaşlar. Derinliklerde lanet büyük bir tehlike. Ekipmanı değiştiriyorum. Ruha ihtiyacım var. Ne kadara satıyorsun? Yosunu almayacağım. Almam gereken şey temizleme taşı da bu da 6000. Çok pahalıya satıyormuşsun ya. Kilisenin orada yanlış hatırlamıyorsam 3000'e satıyorlar. Ama kilisenin oraya gitmek tabii ki benim için şu an ölüm olacağı için 6000 ruh verip lanet taşını alacağım. Lanet kaldırma taşını alacağım arkadaşlar. Lanetlenince direkt ölüyorsunuz. Lanet barı dolunca zehir gibi. Direkt o an ölüyorsunuz. Ve tekrardan canlandığınız zaman canınızın yarısıyla başlıyorsunuz. Lanet kötü bir etki. Bayağı sıkıntılı bir etki arkadaşlar. Ekipmanı değiştiriyorum. Biraz daha ruh kullanacağım. En azından bir işe yarasın bu ruhlar. Aa, pot içtim yanlışlıkla. Neyse sıkıntı yok. 6000. Soygun ya. Gerçekten soygun ya. Bir tane daha kullanmam gerekecek. İsimsiz bir askerin büyük ruhunu kullandım. 1000 aldım. Bir tane lanet taşı ver. Umarım fazla lanetlenmeyiz. Ne olur ne olmaz. Yani şeysiz, dikkatsiz gitmeyelim arkadaşlar. 6000'e lanet etkisini temizleyen taştan alıyorum. Tamam. Hoşuna gittiyse yine gel. Bir daha geleceğimi sanmıyorum. Çünkü bu resmen adam kazıklamaktır. Hayır. Of, çok fena düştüm. Kötü oldu. Evet, artık derinliklere gidebiliriz arkadaşlar. Peşimizde bir tehlike yok. Neyse yanlışlıkla ruh kullandım. Bu kötü oldu. Bir de pot içelim. Canım full dolaşmak istiyorum. Evet, başta güzel, samimi, hoş bir yer gibi gözüküyor ama alakası yok. Kalkan halen daha takamıyorum. Uçigatana yani iki elimde kılıç taşıyarak yürüyeceğim. Bu arada geçenlerde Dark Souls'u 1080p yükledim. Bahsettim mi bundan bilmiyorum ama kimse izlememiş. O yüzden ben bir daha 1080p yüklememeye karar verdim. Hep 720p yüklüyorum. Şurada da arkamızda bir eleman var. Derinliklere hoş geldik. Evet. İsimsiz bir askerin büyük ruhu. Başta hep bu kof olmuş
elemanlar var. Bunlarla yüzleşeceğiz. Belli bir süre bunların işini bitiriyorum. Artık aşağı inebiliriz sanırım. Birisi geliyor zannettim. Diğer oyuncuları da görebiliyoruz ya. Yavaştan aşağı doğru yardıralım. Aman aman aman, ateşle oynama demedi mi annen sana? Ateşle oynama kardeşim. Yakarsın maazallah. Selam. Au. Çok fazla hasar yemedik mi ya? Bonfire'ı bulmam lazım. Bunu da öldür, tamam. Bir tane de pot içelim, keyfimize bakalım. Buralar daha en kolay yerleri, derinliklerin. Bayağı bir derine ineceğimizi de söyleyeyim yani. Evet, buradan direkt aşağı atlayabiliyorsunuz. Bir sonraki yere gidebiliyorsunuz ama ben merdiven kullanma taraftarıyım. Çünkü nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz ve burada bir tane kasap var. Yemek hazırlıyor. Afiyet olsun. Hayda, bizi gördü. Şunu söylemek gerekirse kasaplar kadınmış. Erkek gibi gözüküyorlar ama kadınmış, evet. Buraya geliyorsun değil mi? Kasapçım. Abi ben salağım, köpek benden daha salak. Kasap nerede lan? Kasap yok. Birazdan bir yerden çıkar. Evet, geliyor. Geçmiş olsun. Köpek de var. İkisiyle aynı anda yüzleşmeyeceğim. Peri yapamıyorum bu karakterle. Kalkan taşıyamadığım için aslında küçük bir kalkan taşıyabilirim sanki. Kasap gelmeden. Bizim en baştaki kalkanımız vardı. Noktalı kalkan. Tamam. Yine işe yaramıyor. Güce ihtiyacım var arkadaşlar. Güç. Çok fazla güce ihtiyacım var hem de. Kasap. Gel bakalım. Of, güzel demecdi. Tebrik ediyorum. Çok tehlikeli düşmanlar var. Hop küp. Tekledik mi? Abi nasıl halen daha ölmedin? Tamam, kasabın işini bitirdim arkadaşlar. 1000 ruh aldık. İlerlemeye devam edelim. Aşağıdan devam edelim. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Bir köpek daha var. Öl bakalım. Of, çok fazla hızlı ya. Tamam, köpeğin de işini bitirdik. Bayağı bir canımıza mal oldu. Bunlar bizim. Şurada bir sandık varmış. İçinde ne var? Hemen bakalım. İnceliyorum. Büyük alataş bulduk. Bunu demirciye mi vereceğiz? Ne yapmamız gerekiyor? Burada gizli bir yol var. Buradan ilerliyorum arkadaşlar. A-o. Buraya girmemem gerekiyordu sanırım. Tekrardan yukarı çıkmam gerekecek ama merdivende göremiyorum. Bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu ve aşağıda kocaman bir fare var. Tekrardan yukarıya çıkmam lazım en yakın zamanda ve bonfire bulmam gerekecek. O farenin üstüne atlayarak onun da işini bitirmem gerekecek arkadaşlar. Yalnız orada bir tane şeyi var. Ruh. O ruhu alalım. Ondan sonra farenin işini bitirelim. Buraya düşmemiz kötü oldu ya. Yukarıda kasabın odasında daha yapılacak şeyler olmalıydı yani. Neyse, bir yardıralım. Duvarlarda böyle garip varlıklar var, sülük gibi. Örümcek kalkanı. Bu zehirlenmeyi engelliyordu galiba. Uf, hayvan oğlu hayvan. Abi. Ölür müsün? Ölür müsün artık? Tamam, fareyi yendik. Yani bu derinlikler bayağı tehlikeliymiş arkadaşlar. İnsaniyet buldum. En yakın yerden yukarı çıkmam lazım. Of, neden engelleniyor bütün yukarı çıkma girişimlerim ya? Fazla karanlık değil mi buralar ya? İsimsiz bir askerin ruhunu buldum. Burada ne varmış? İsimsiz bir askerin ruhu. Tamam, bir farenin daha işini bitirdik. Bakalım buradan nereye varacağız, çok merak ediyorum. Başka bir fare. Aman ne güzel. Bence buralar için daha erken.
gelmememiz gereken yerlere geldik. Yerde böyle garip sülük gibi varlıklar var arkadaşlar. Bunların işini de bitirmeye çalışacağım. Şişip patlıyorlarmış falan sanırım. Tamam, işini bitirdim. İlerlemeye devam edelim. Hayır. Düşmemem gereken bir yerde burası. Of, bunlar lanetliyor işte. Bunlar lanetliyor. Ölmeyelim. Ah, çok tehlikeli abi. Tuzaklar falan. Bu ne ya? Bir tane daha var. Öldük. Öldük. Öldük abi. Bir tane de orada var. Abi öleceğiz, fena öleceğiz ya. Tamam. Bunlara karşı tedbirli olun arkadaşlar. Ben yukarı çıkacağım hızlı bir şekilde. Aşağı düştü. Ama bunlar yukarı zıplayabilir bence. Ki zıpladı da. Aman. Vur abi vur. Lanetleneceğiz, lanetleneceğiz. Abi çok büyük tehlike ya. Çok büyük tehlike ya. Yukarı çıkabileceğim bir yer arıyorum arkadaşlar. Derinliklerde kısılı kaldık. Daha fazla. Daha fazla var. Ya git buradan git. Sanki şurası yukarı çıkıyor gibi. Hayır. Yine mi aşağı düştüm? Bravo. Abi çok fazla aşağı düştüm ya. Çok fazla tuzak var. Çok tedbirsiz davrandım. Şeytani göz yüzüğü denilen bir şey aldım. Ne işe yarıyor hemen bakalım. Umarım hiçbir şey beni öldürmez. Ekipmanı değiştir. Ölen düşmanlardan can çeker. Lifesteal tarzında bir şey. Sizce kullanmalı mıyım bu yüzüğü arkadaşlar? Lan git. Abi bir sürü var orada ya. Ayvayı yedik arkadaşlar. Daha yoktur umarım. Tamam, hepsini temizlediğimi düşünüyorum. Ve ilerliyorum arkadaşlar. Buradan kurtulmamız lazım arkadaşlar. Burası bildiğin cehennem ya. Baksana taşlaşmış olan şeyler var. Bunlar sanırım diğer oyuncular veya bir diğer oyuncular diye hatırlıyorum. Bu sefer aynı tuzağa düşmeyeceğim. Ama oraya düşsek oradan şey yok, çıkış yok. Ya şu ölüler de ayağımın altına takılıyor, rahatsız oluyorum. Çıkış lazım, çıkış. Sanırım çıkışımız burada. Geri zekalı. Burada ne var abi? İsimsiz bir askerin ruhunu bulduk. Çıkış bulabilecek miyim acaba? Abi halen daha mı var? İnanamıyorum ya. Çok fazla şey var. Basilisk. Fareler var. Tamam, fareler halledilir. Büyük fare ama bunlar. Neyse, tek atıyoruz. Sıkıntı yok. Ben güvenli bir yerde bir durayım. Bonfire'ı bulduğum zaman bölümü bitirmeyi düşünüyorum. Daha fazla fare. Zehirlenmek sorun değil artık. Daha büyük sorun lanetlenmek. İnsaniyet. Buradan çıkabilir miyim acaba? Kasabın odasına da geri dönmem lazım ya. Küçük fareler. Hocam. Daha fazla fare. Atlıyorlar, zıplıyorlar. Ne kadar atik hayvanlar. Daha fazla ya, lanetlenmedik. Ben ilk lanetlendiğimde bayağı şaşırmıştım. Yani çok garip bir durum etkisi ve çok beter bir durum etkisi. Bundan beter ne olabilir? Bence ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Buradan çıkabilecek miyim ben ya? Derinliklerden çıkamadık.
Bunlar küçük fare bak, artık bunlar masum geliyor diğerlerinden sonra. Burası o fareyi öldürdüğümüz yer sanırım. Büyük fareyi öldürdü. Oo. Bunlar daha sonra sıkıntı yaratacak bize. O yüzden öldürme taraftarıyım. Dağda yoktur umarım. Aa, buradan çıkmam gerekiyor benim. Bu arada Gamepad'in sesi geliyor bazen, kusura bakmayın. Şunu da öldürelim. Tamam. Bunun da işini bitirdim arkadaşlar. Daha fazla düşman var mı? Burada bir tane eleman var. Z ile başlayan eleman. Evet efendim. Merhabalar. İyi günler dilerim. Ben Zena'dan Dumhal. Ben sadece bir nevi seyyar satıcıyım. İnci boncuk antika şeylere bayılırım. O yüzden ticaretlerini yapıyorum. Ne satıyorsun ki? Altın çamur içindeyse elektrik için dipsiz kutu. Ateşte envanter yöntemini sağlıyor. Kristal düz kılıç, kristal büyük kılıç, kristal kalkan. Bunlar iyi mi arkadaşlar? Ben pek anlamıyorum eşyalardan. Bilgenin miğferi falan var. Peki yazık oldu. O zaman diyor ve bizle konuşmasını bitiriyor. Daha ileride bir ruh gördüm. Ya burası bir yere gidiyor. Orayı kullanacağım sanırım. Ben bunu almamış mıyım ya? Yeşil Titanik parçası. Oley, o zaman şey yapabilirim. Eşyamı artı basabilirim. Burada kapalı bir kapı var. Nereye çıkacak? Buradan yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Kasabın odasına gitmem gerekiyor. Daha fazla fare. Aman ne güzel. Ölür müsünüz? Teşekkür ederim. İnsaniyet bulduk. Çok güzel arkadaşlar. Aa, derinlikler bayağı tehlikeli bir mekanmış. Bunu tekrardan anlamış oldum. Sen nereden çıktın? Arkamdan saldırıyorsun direkt. Vay salak, fare düştü. Daha fazla fare. Zehirlenmeyelim ama. Bu gibi durumlar için arkadaşlar şey var. Hemen ekipmanı değiştiriyorum. Zehri kaldıran şey vardı. Yeşil kök bahçesinden almıştık. Mor yosun demeti var. Onu kullanıyorum. Yosun demetini yedim. 3 tane estusum kaldı. Biraz dikkatli olmalıyım. Buranın şeyleri de çok karışık. Neyin nerede olduğu çok karışık. O yüzden kaybolabiliyoruz. İsimsiz bir askerin ruhunu aldım. Burası nereye gidiyor? Beyaz bir kapı. Oraya henüz gitmeyeceğim. Şu an yapmam gereken şey gerisin geri yardırmak olacak. Bonfire'ı bulacağım. Ondan sonra buranın bossuyla savaşacağım. Buranın bossu oldukça tehlikelidir arkadaşlar. Yani basit bir düşman değil. Çok korkunç ya, bana Silent Hill'i andırıyor buralar. Aman hocam, aman aman, oynama lanet olası ateşli. Evet ve işte bonfire. Bonfire'ı bulduk arkadaşlar, mükemmel. Artık ya yeni bir checkpoint yeri yapabiliriz, yani checkpoint demek doğru olur. Ekipmanı değiştiriyorum. Bir tane insaniyet kullanacağım. 10 tane bonfire kazanalım diye. Çifte insaniyetleri harcamamanızı tavsiye ederim. Çifte insaniyetleri harcarsanız sıkıntıya düşebilirsiniz. Çünkü bazen yardımcı olduğu yerler oluyor. İlk olarak kofluktan kurtuluyorum. Ondan sonra ateşi canlandırıyorum arkadaşlar. Zor başlayan bir bölüm oldu ve zor devam etti. Ateşi de canlandırayım. Ondan sonra kasabı bulmam lazım. Kasabın orada, çünkü size bir şey göstermem gerekiyor. Yani çok walkthrough tarzında olan bir video değil ama kendim için de orayı bulmam gerek. Hemen ilerleyelim. Öl. Kasap ne tarafta acaba? Tavandan kafamıza şeyler düşebilir. O yüzden acele etmenizi tavsiye ederim. Tamam, havadayken öldürdük. Mükemmel bölüm oldu. Kasabı bulabilecek miyim acaba? Evet. Burada tek... Ananı satayım. Kafama düştü. Korktum. Abi emmez misin? Teşekkür ederim. Bunlardan kurtulmak için hangi tuşa basıyoruz? Çok sıkıntılı şeyler. Dedim aniden, ne oluyor anasını satayım? Umarım PvP'ciler gelmez.
Şu an en son istediğim şey birinin benimle PvP atması. Şu an kasaba arıyorum abi. Ve sanırım bulduk da. Kasabın odasını buldum galiba. Tekrardan kasap çıkmaz umarım. Hayda. İyi insan lafının üstüne gelirmiş diyeceğim de hiç iyi değilsin be abi. Gel ayı gel. Tamam, kasabın işini bitirdik. O kadar da zorlu bir rakip olmadığını gördünüz. Torba bulduk. Bu torba bir işe yarıyordu da sanki unuttum ya. İleride kullanacağız. Bunları saklayın arkadaşlar. Sulu bir alan var. Bir daha düşmemem gerekir. Evet. Dediğim yer burasıydı. Sen, evet sen. Hey buradayım. Lütfen. Bana yardım etmelisin. Evet. Bir tane abiyi varilin içine sıkıştırmışlar. Onu kurtarıyorum. Konuşuyorum. Teşekkürler. Sen olmasan yemek olarak yenmiştim. Diri diri yenilmek. Düşünmesi bile ürpertici. Çok sağ ol. İçten teşekkür ediyorum. Ben büyük bataklıktan Laurentius. Sana olan borcumu unutmayacağım. Bir daha konuşalım. Bir şey diyor mu önemli? O merhaba oradaki. Ben iyiyim senin sayende. Evet arkadaşlar. Bu eleman da bize şey öğretiyor. Ateş büyüleri öğretiyor. Ateş büyüleri öğrenmek isteyen varsa bu elemanı kurtarmak zorundasınız. Güzel ateş büyüleri öğrenmek istiyorsanız. Artık burayla olan işim bitti. Çok az daha ilerleyip bölümü bitirme taraftarıyım. Evet, bunun işini bitirdim. Birkaç tane köpek var. Bizi darlamaya gelecek olan. Bir köpeğin işini daha bitirdim. Bir tane daha var. Gel abi. Tamam. Köpekleri falan da temizledik. Derinliklerde olan maceramıza devam edeceğim arkadaşlar. Bir köpeğin işini daha bitirdim. İkinci bir köpek yok muydu burada ya? Tekrardan aynı yerlerden devam edeceğim. Tabii ki de. Ama bu sefer yapacağım şey derinliklerin bossuna karşı gitmek olacak. O bossa gideceğim ve insan olmam çok güzel bir şey. Çünkü yardım kullanabiliyoruz. Aslında tek başınıza da yenebilirsiniz. Ama yardımla yenmenizi tavsiye ederim. Tek başına yenilmez değil. Tek başına yendiğim zamanlar da oldu. Ama oldukça büyük bir boss. O yüzden iki kişi sataşmak daha iyi olacaktır. Birisi ona oyalarken diğeri de damage verecek. Yardım için kimi çağıracağımı tahmin ediyor olmalısınız arkadaşlar. Artık bir sonraki bölümü buralardan devam ederim. Lağımdan bir yerden. Bölümü yeterince uzatmayı planlamıyorum. Veya boss'a doğru gideyim. Son birazcık daha ilerleyeyim. Lağım bölmesi anahtarını aldık. Çok karışık bir yer. O yüzden ben çok kolay bir şekilde kayboluyorum lağımda. Belki siz de kaybolmuşsunuzdur. Yani oynayanlar da kaybolmuştur. Surf zamanı biçiz. Evet, aşağı bir yere düştük. En yakın arkadaşım lanetçi müftü. Al bakalım. Lanetçi müftü ne ya? Evet, buralardan hızlı bir şekilde çıkmam lazım. Boss'un odasına gitmem lazım. Bakalım boss'un odasına gidebilecek miyim? Daha fazla lanetçi var. Şu an en korktuğum şey, bunlardan daha korktuğum şey PvP'ciler. Bunlar bir şekilde halledilir ama PvP'ciler halledilmiyor arkadaşlar. Of, 3 tane büyük fare. Ölür müsün fare bek? Al işte. Aa bu gerçek bir oyuncu değil arkadaşlar. Yani PvP'ci olarak düşünmeyin. Bu eleman şey. Dediğim gibi. Yani oyunun koyduğu bir istilacı. Gerçek bir oyuncu değil bile. Zırhından hareket edemiyor zaten. Ayı olayı. Öl. Tamam. Bunun işi çok kolay bir şekilde bitiyor. Ve dikenli kalkan düşürüyordu galiba. Of 15.000. Ne aldık göremiyorum ki. Bir şey aldık ama. Büyük ihtimalle o dikenli kalkanı almışızdır ya. Bir fare daha bunun da işini bitirelim. Buradan çıkışı bulmam lazım. Lakin Monopoly gibi oldu. Başlangıç noktasına geri döndük sanırım arkadaşlar. Bölümü burada bitireceğim arkadaşlar. Daha da fazla uzatmaya niyetim yok. Ki bana gelen bir sülük var. Bitiş yapmamı engelleyecek sanırım.
Ölür müsün abi? Çok kanser ya. Öl. Tamam. Ben finalimi yapayım arkadaşlar. Bölümü izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok da fazla etkili şey yapamadık. Bir tane boss devirdik. Artık derinliklerdeyiz. Bir sonraki bölümde bu derinliklerin bossuyla savaşacağım. Derinliklerde olan ana şeyler bunlar. Fareler var. O kertenkele tarzı şeyler var. Lanetliyorlar. Sülükler var. Onun dışında da çok farklı düşmanlar yok. Bir sonraki bölümde dediğim gibi derinliklerin bossuyla savaşacağız. Ondan sonra başka yerlere gideceğiz. Hızlı ilerlemeye çalışıyorum. Yani bir sonraki bölümde yine büyük bir ilerleme göreceksiniz. Bu bölümde size derinlikleri tanıttım. Sesim çok kötü oldu. Özür dilerim. Daha denilecek bir şey yok bu bölüm hakkında arkadaşlar. Bölümü izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Artık daha da denilecek bir şey bulamıyorum. Yorumlarınızı, tavsiyelerinizi, önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Daha denilecek bir şey yok. Kanalımıza ve bu seriye destek olmak için bölümü beğenebilir, yorum atabilirsiniz. Dark Souls'un bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize bakın sevgili figürcüler.